Dokuzuncusu düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı'nda bugün dışarıdan girmek istedik içeri. Girişini de en azından görmeniz için görmüş olduğunuz gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Fuar Merkezi'nde. Burada sadece kitap fuarı gerçekleşmiyor efendim. Kocaeli'ye gelen bütün fuarların merkezi burası işte. Yani Intertext denen bu yerde insanların bütün ihtiyaçlarını karşılayabildiği, bütün ihtiyaç malzemelerinin de sergilendiği fuar merkezindeyiz. Ve burada yine 6 gündür yapmış olduğumuz program içerisinde hem vatandaşlara sorduk, hem yazarlara sorduk, hem de insanlarımızın fikirlerini almaya çalıştık efendim. Büyük bir rekorun beklendiği, yani 800 bin kişinin beklendiği 9. ve 9.sü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı'nda bugün de bakalım içeride neler oluyor, neler bitiyor. Vatandaşlar etraftan geliyorlar. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Biz de bugün içerisinde vatandaşlarla sohbet etmeye devam edeceğiz. Yayın evlerini gezeceğiz. Bizden ayrılmayın. Girdik içeri. Ve içerideyiz. İçeride neler oluyor, neler bitiyor hepsini teker teker göreceğiz. Burada sorumlu insanlar var. Eşyanızı mı kaybettiniz? Bir yere mi gitmek istiyorsunuz? Veyahut bir şeyler mi öğrenmek istiyorsunuz? Burada her şeyi öğrenebileceğiniz bir de danışma denen bölümümüz var. Bu danışmada çalışan emektar insanlarla beraber de sohbet edeceğiz. Onların görüşlerini, onların fikirlerini de alacağız. Şöyle bir yaklaşalım bakalım. Tanıyabilir miyiz? İsmim Merve Nur Yener. Merve Nur Hanım. Başladığı gün bugün herhalde 5. gün değil mi? 6. 6. gün pardon. Evet. 6 gündür. Girişler nasıl? Gayet kontrollü. Güvenlik arkadaşlarımız, vatandaşımızın izdihama uğramadan girişi konusunda yardımcı oluyor. Vatandaşımız oldukça ilgi gösteriyor. Kocaeli halkı zaten kitap fuarını benimsemiş durumda. Ama biz burada danışmada olduğumuz için diğer illerden gelişleri de aslında görebiliyoruz. Bize çünkü Bursa'ya nasıl gidebilirim, Sakarya'ya nasıl gidebilirim, İstanbul'a nasıl gidebilirim diye sorduklarında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla civar illerden de talep oldukça görüyoruz. Peki fuar içerisinde biliyorsunuz ki insanlarımız çok fazla okuyan insanlar değil. Bunun öncelikle kadın olur. Bu dağıtmış olduğu, belediyenin dağıtmış olduğu tanıtım broşürlerini okumadan gelip de hangi kitap yayın evi nerededir diye soranlar oluyor. Tabii ki oluyor. Ben yayın evini sormak istiyorum. Son 3 sayfada zaten bizim yerleşim planımız var dediğimizde yine de siz bakın siz söyleyin diyen elbette ki oluyor. Peki insanların ilgisi nasıl? Yani size göre. Hafta içi öğrenci arkadaşlarımızın yoğun ilgisi vardı. Şu cumartesi pazar ve bundan sonraki cuma cumartesi pazar tatil günü olarak kabul ettiğimiz günlerde de vatandaşımızın yoğun ilgisini görüyoruz. Akşam saatlerinde çok fazla vatandaşımız iş çıkışı uğruyor. Ben yoğun katılım görüyorum. Yani burada danışmada görebildiğim kadarıyla ki en çok herhalde biz görüyoruzdur. Sayılarda sonrasında zaten şu turnikelerden belli olur. Peki bir şey en önemli şeyi sormak istiyorum. Çünkü biz 6 gündür insanlarla sohbet ediyoruz, gelenlerle sohbet ediyoruz. Geçen seneye nazaran biraz daha fazlaymış gibi geliyor, öyle söylüyor, öyle istihbarat aldık. Katılım geçen seneye göre daha fazla. Artık bir marka oldu, kitap fuarı bir marka oldu. 9.sunu düzenliyoruz. Yani dolayısıyla her geçen yıl daha fazla ilginin olması normal. Bizim beklediğimiz bir şeydi yani. Teşekkür etmeden önce son olarak şunu söylemek istiyorum. İnsanlar buraya neden gelsin? Kitapta hayat var. Danışma deyip geçmeyin. Bir şeyiniz kayıp, standı bulmak istiyorsunuz, yayın evini bulmak istiyorsunuz. Bugün hangi yazar gelecek, kim gelecek, nereye gidecek, nerede imza yapacak veya söyleşi yapacak mı, yapmayacak mı? Bunları da öğrenmek için görmüş olduğunuz gibi danışmaya geliyorsunuz ve her şeyi buradan öğreniyorsunuz. Efendim, fuar içerisinde her şey düşünülmüş. Güvenliğinden danışmasına ve sağlık ekibinden bütün personellere burada düşünülmüş. Ve biz sağlık personelinin yanında şu anda Kocaeli 9. Kitap Fuarı'nda, Kocaeli Kitap Fuarı'nda insanlarımızın aman Allah muhafaza başlarına bir şey gelmesin de geldiği zaman ilk müdahale edecek ekibin yanında şu anda emektar bir ekibin yanındayız. Tanıyabilir miyiz sizi? Büşra Yaykın ben. Büşra Hanım. 6 gündür herhangi bir şey oldu mu? Aksi bir durum. Çok aksi bir durumla biz karşılaşmadık. Zaten daha aksi bir durumlarda daha büyük ekiplerimiz de geliyor. Biz şu anda hani ufak müdahaleler yapıyoruz. Böyle müdahalelik bir durum oldu mu? Ufak tefek şeyler oluyor. Çok ufak tefek ama onlara zaten biz müdahale ediyoruz. Peki kitap fuarını nasıl buldunuz? Kitap fuarı çok güzel. Biz her sene zaten burada görevli olarak çalışıyoruz.
Çok memnunuz yani biz. Katılım olarak? Katılım olarak gayet yoğun. Öğrenciler çok geliyor. Bugün çok öğrenci yok ama normalde öğrenciler falan katılım bayağı yoğun. Peki, son olarak şunu sormak istiyorum. İnsanlar kitap fuarına neden gelmeli? Daha doğrusu değiştirelim. Fuara neden gelmeli? Fuara katılım olmalı çünkü kitap insanın ufkunu açıyor. Biz de kitap okuyoruz çok. O yüzden bence herkes buraya gelmeli. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin diyoruz. Sağ olun. Evet, görmüş olduğunuz gibi sağlık personeli de hazır bir şekilde tetikte bekliyor. Başınıza herhangi bir şey gelirse, ki demiş olduğumuz gibi inşallah gelmez, geldiği zaman ilk müdahale edecek olan ekibe de bizden buradan kolaylıklar diliyoruz ve gezmeye devam ediyoruz efendim. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. İsmim Alptekin Cevherli, Kocaeli Şairler Yazarlar Birliği Başkanıyım. Burada bizi ziyarete gelen, bizi söyleşimizi dinlemeye gelen arkadaşlar, öncelikle çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli'ni tanıttığı için, Kocaeli'ne böyle bir imkan sağladığı için, önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'na, Genel Sekreterimiz Doçent Doktor Tahir Büyükakın'a, Doktor Ali Yeşildal'a, Raşit Fidan'a, Hasan Yılmaz'a ve diğer bütün daire başkanlarımıza, bütün emeği geçen arkadaşlarıma, özellikle buradaki Hazırun'a, çünkü buradaki Hazırun'un çok ciddi bir emeği var, biliyorum hepsinin, her birinin ayrı bir değer. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun, var olun arkadaşlar. Çok sağ olun. Evet, söyleşimizin konusu bizim yeni kitabımız. Kitabımızın adı Kafes. Numan Bey'le de beraber yazdı kitabı. Kitabın ilginç bir öyküsü var. Öyküyle alakalı olarak Numan Bey kitabın doğuşunu daha güzel izah edeceğini ben düşünüyorum. Ancak öncelikle bir arkasını okumak istiyorum izniyle kitabın. Kafes. Kafes denince aklımıza bir kuş kafesi ve içinde bir kuş gelir. Kanatlarıyla yaratılmış ve özgürlüklerine düşkün canlılardır aslında kuşlar. Nedense birileri onları kafese koyar, kendisi de kafeste mutlu olduğunu ve oraya ait olduğunu düşünür. Yemleri ve suları da verilir, arada bir kafesten çıkıp oda içinde uçar ve sonra kafeslerine geri dönerler. Aslında özgürlüğün ve mutluluğun ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktur. Belki de kafeste doğmuşlardır, doğru yerde olduklarını düşünürler. İşte biz insanoğlu da böyledir. Özgür, mutlu ve güvende olduğumuzu düşündüğümüz yer, belki de kendi yarattığımız bir kafestir. Gerçek mutluluğu, özgürlüğü ve güveni tatmamış, hatta kafeste doğmuş da olabiliriz. Bu kitap, gerçek özgürlüğe yolculuğun bir bileti olabilir. Diğer destek veren arkadaşlarım var. Yazma konusunda hiçbir fikrim yoktu. Ben yazmadım, tamamen Aptekin abi yazdı. Nasıl oldu? Kafes hikayesi benim 10-12 yıl öncesine dayanıyor. Yani İstanbul'daydım. Hem derler ya, çok klişedir bu. Bir kitap okudum, hayatım değişti falan. Yok canım öyle bir şey. Var, o benim. Gerçekten var. Sadece hayatınız değişmiyor. Yaşam tarzınız, giyim tarzınız, birçok şeyimiz değişiyor. Beni nümotik yıllarımdan tanıyan hocam burada. Süleyman Pekin, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun geldiğiniz için. O zamanlar böyle bir tarzım yoktu. Böyle Mehmet Ali Paşa'da doğdum, büyüdüm. Paşa'yı hemen hemen herkes bilir. Paşalı arkadaşım var, Coşkun. O hala öyle giyiniyor. öyle geziyor. Konuşması da öyle, tarzı da öyle. Hiç değişmedi, değişmedi inşallah. Böyle güzel Coşkun, öyle seviyoruz biz. Neyse, bir kitap okuyorum. Notuma bakayım, 10-15 yıl önce, 12 yıl önce falan. Doğan Cüceloğlu'nun Savaşçı diye bir kitabı var. Hiç kitap okumayan bir adam, ondan başladığı zaman biraz ağır oldu. Ama değişim çok hızlı oldu. İstanbul'dasınız, sinema televizyon okuyorsunuz. Ama siyah bir takım elbise, beyaz bir gömlek, ayağınızda kundura, elinizde tesbihle Doğan Cüceloğlu okuyorsunuz. Yani bu biraz tezat oluyor. Sonra bir şeylerin farkına varıyorsunuz. Gerçekten okuduktan sonra hayatınızın değişimi, aslında ait olduğunuz yer o takım elbise, bu beyaz gömlek değilmiş. Yani ben o değilmişim ama bazıları belki de o. Belki de özgürlüğü, sevinci, mutluluğu o takım elbisede yaşayan arkadaşlar da var. Bu da doğru olabilir. Ama benim tarzım o değilmiş, benim isteğim o değilmiş. Kitaplara en çok ilgi gösteren,
En azından ben öyle gördüm, çocuklar oldu. 6 gün boyunca en çok çocuklarla sohbet ettik. Bu çocuklar buraya neden geliyor? Bu çocuklar burada ne buluyorlar diye düşünmeden edemedik. Gezdik standları ve cevabını çok rahatlıkla bulduk efendim. Tamamıyla çocuklara yönelik olan kitapların birazcık daha fazla olduğu, standlar içerisinde özellikle fazla olmuş olduğu ve bu kitapları yazan insanların özellikle buraya iştirak etmeleri ziyadesiyle bizleri sevindirdiği gibi tabii çocukların gönüllerinde de yer edindiler. Ve onlardan birisiyle beraberiz. Yazarımızla beraberiz. Tanıyabilir miyiz efendim sizi? İsmim Berna Olgaç. Çocuklar için yazmayı kendine dert edinen biriyim. 1975 İstanbul doğumluyum. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü dekoratif resim mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi kamu yönetimini bitirdim. 2000'li yıllardan bu yana da şiirlerim, şiir üzerine yazılarım ve çocuk edebiyatı üzerine çalışmalarım devam etti. Kamuoyuyla paylaştığım kitaplarım var, toplam 7 adet. Dediğim gibi çocukların aslında boyuna göre diz çökebiliyorsak ne mutlu bize. Çok özel bir alan, hassas bir alan. Bizler de kendimizi, kendi çocukluğumuzu düşünerek, kendi yaratıcılığımızı ön planda tutarak bir derdi en saf haliyle anlatmaya çalışıyoruz. Çocuk edebiyatı kavramının bendeki açılımı bu. Bir derdi en saf haliyle anlatma yöntemi bana göre çocuk edebiyatı. Bir çocuk düşünün her şeyi anlayabilir, idrak edebilir. Sadece hayat tecrübesi yoktur. Ne bileyim siyaset, millet gibi kavramlar yoktur çocuk zihninde. İşte siz de bir yazar olarak bu zihninize uygulanan filtreleri ortadan kaldırarak en saf haliyle meramınızı anlatmak durumundasınız. Bunu başarabiliyorsak ne mutlu bize. Peki kaçıncı gelişimiz? Yedinci gelişimiz mühür çocuk olarak. Evet. Her geçen gün kendini yenileyen bir portre çiziyor. Geçen seneyle kıyasla aynı buldum ilgiyi. Biraz daha artmasını beklenti olarak istedik. Bütün hem yayın evleri olarak hem yazarlar olarak. Ama genel olarak Kocaeli'ni seviyorum. Verilen emeğe çok saygı duyuyorum. Her senede çok değişiklikler yapıldığının farkındayım. Emek verildiğinin. Herkese, emeği geçen herkese ama herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere. Şimdi bu kitabın bir özelliği var. Sadece bu kitabın değil, benim diğer kitabım Memleket Harika gibi. Büyükler için yazılmış mizah öyküleri ancak çocukların da okuduğu, Küçük Prens gibi. Çocukların da okuduğu bir kitap, öyle bir özelliği var. Şimdi biz benden düşer gibi sohbete girdik ama biz de tanıyalım yazarımızı değil mi? Ahmet Zeki Yeşil. Ahmet Zeki Yeşil. Nereden adım? Geliyor efendim Ahmet ben, Bey? Ben İzmirliyim. Çocukluğum, gençliğim hep İzmir'de geçti. Orada yazmaya başladım ama Ankara'da yaşıyorum. Ankara'dan geliyorum. Fuara ilk kez katılıyorum ve bu son çıkan Hunilik Kral ile katılıyorum. Başarılı bir fuar, güzel bir fuar. Yani emeği geçenlere de başarılar diliyorum. Sağ olun. İlgiyi nasıl buluyorsunuz? Katılım nasıl size göre? Gelen çocuklar veya gelen insanlar, vatandaşlar, kitaba bakış açısı nasıl? Fuara ilk gelişim. Tabii diğer senelerle kıyaslama şansım yok. Ancak gördüğüm kadarıyla büyük bir ilgi var. Tabii bu çok özenle hazırlanmış bir fuar. O bakımdan tabii okuyucuların da yazarla birebir görüşmesi açısından çok önemli. Olumlu etik tepkiler alıyoruz. Yani fuar da yazara ya da okura bu şansı tanıdığı için önemli. Efendim çok fazla vaktiniz kalmadı. Son 3 gün, bugünle beraber son 3 gününüz kaldı. Çünkü pazar günü sona eriyor. Hemen soralım yazarımıza, neden gelsinler? Yazarla birebir görüşmek için, soru sormak için, sohbet için gelsinler. Kitaba dokunsunlar, yazarına dokunsunlar. Bu anlamda fuarlar tabii çok önemli. Teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz son olarak bir şey var mı? Başarılar diliyorum emeği geçenlere, sizlere, belediyeye. Neredeyiz efendim biz?
Jazz standında 72 numara minyatür sahaftayız. Minyatür sahafta kiminle görüşüyoruz? Güngör Günyel. Güngör Bey, dükkan sahibi miyiz? Tabii dükkan sahibim, sahaf benim. Peki, nasıl değerlendiriyorsunuz 9. düzenlenen fuarı? Valla fuar gayet güzel, katılım da iyi. Genelde zaten Kocaeli Fuarı'na katılım çok yüksek oluyor. Öğrenci yoğunluğu çok fazla. Fuarın düzenlenmesi de iyi. Yani fuar düzenleyicileri de bayağı iyi çalışıyorlar. Her anlamda çok iyi. Memnunuz yani fuardan. Katılımdan da memnunuz. Mesela okurdan da memnunuz. Yani şimdi genel bir kitap okuyan kitle var. Bunlar genelde zaten ne aradığını bilen insanlar, ne okuyacağını bilen insanlar. Onlar aradıkları kitap alıyor. Bir de biraz kitaba uzak mesafeli ama işte hani fuara gelmişken kitap alayım, kitapla tanışayım diyen insanlar var. Onlar biraz tavsiye alıyorlar. Biraz popüler kitaplardan, bildikleri, duydukları kitaplardan alıyorlar ama en azından onlar için de bir kitapla tanışmak için vesile olmuş oluyor fuar. En önemli insan kitlesi o kitle aslında. Bu okumayan ama okumak isteyen kitle. Bunları aynen. Yani o kitle, yani herkese kitap okumayı tabii ki öneriyoruz ama o kitle bir şekilde kitapla tanışması gerekiyor. Bunu yaparken hani arkadaşlarından, işte kitap okuma alışkanlığı olan arkadaşlarından kendilerine uygun kitapların tavsiyesini alabilirler. Bu doğrultuda kitap okumaya başlayabilirler. Her türlü kitap okuyabilirler aslında ama keyif alacaklar kitapları okumaları gerekiyor başlangıçta. Zaten bir kitap okuma alışkanlığı kazandıktan sonra daha böyle edebi değeri olan ya da işte tarih ya da coğrafya, ilgi alanlarına yönelik kitapları daha böyle ağır, yoğunluklu kitaplara geçebilirler. Ama kitap okuma alışkanlığı az olan insanlar genelde biraz daha böyle hani edebi değeri biraz daha düşük, kuramsal olmayan kitaplarla başlamaları daha keyifli olur onlar için tabii ki. Bundan sonraki fuarlar da dahil olmak üzere insanlar fuara neden gelmiyor? Ya bir kere fuarlara hani kitap için gelmesi gerekiyor kitap fuarlarının insanların. Yani kitap kültürünün yerleşmesi gerekiyor. Toplumumuzda çok zayıf kitap kültürü, kitap okuma alışkanlığı. Özellikle son dönem işte teknolojinin gelişmesiyle işte cep telefonların, sosyal medya daha yoğun kullanılıyor. Kitaba daha az zaman ayrılıyor toplumumuzda. Kitaba daha fazla zaman ayırmaları gerekiyor. Okuyan bir toplum olmamız gerekiyor. Düşünen, özgür düşünen bir toplum olmamız lazım. Bunun da yolu okumaktan geçiyor. Bol bol okumaktan geçiyor. Fuarlara, yani en azından kitap fuarlarına kitap için gelmeleri gerekiyor. Yani sosyal bir aktivite değil, gezmek amaçlı değil. Yani gelip burada işte kantinden bir şeyler yiyip biraz dolaşıp gezmek amaçlı değil. Yani kitap okumak için gelmeleri gerekiyor. Ama tabii fuarlarda sahaflar bölümünde kitabın haricinde tarihe yolculuk yaptıracak böyle objeler, posterler, kartpostallar, eski paralar, bir sürü eskiye yönelik bir sürü şey var. Bunlar da onlara bir keyif katabilir tabii ki kitabın yanıtısına. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, sağ olun. Söylemek istediğiniz bir şey varsa bırakın sizi kameraya. Son olarak yani dediğim gibi Kocaeli Kitap Fuarı'nı düzenleyen Kocaeli Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi bir fuar, güzel bir organizasyon. Devamını da diliyoruz. Katılımın daha çok artması. Tabii bu fuar organizasyonu yapan belediye ile alakalı bir şey değil, toplumumuzla alakalı bir şey ama bunlar yapıldıkça kitaba ilgi de artacaktır. Arttıkça da daha kaliteli, daha nitelikli bir toplum haline geleceğiz diye düşünüyorum. Sahaf altındayız, sahaflar bölümünde. Eski kitapların okuyucularla buluştuğu yerdeyiz. Nereden geliyoruz? İstanbul'dan katılıyoruz İstanbul bu organizasyona. Merkezimiz. Evet, aynen. Geçen yıl da aynı şekilde katılımımız olmuştu. Bu ikincisi mi oldu? Bu ikincisi oluyor. Peki nasıl? İlgi nasıl? Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki ilgi nasıl? Bu yıl oldukça güzel. Yani katılım oranı daha yüksek oldu. Kitap okuyucuları da daha bilinçli bir şekilde geliyor bizim kanaatimize göre. Biz mutluyuz yani şu an satışlardan olsun, satışlardan ötürü kitabın okuyucuyla buluşmasından dolayı mutluyuz. Ben bir şey görüyorum. Kitapların dışında burada eski plaklar da görüyorum. Evet. Eski plaklar, dönem plaklar. 1970-80'li yıllarda çıkan orijinal, günümüzde de yaşatmaya devam ettiğimiz efendim, plaklar. Biraz şöyle geri gideceğiz, zahmet olacak ama burada bir nostalji köşesi görüyorsunuz. Gelebilirsin sen de. Gel Ahmet. Nostalji köşesi görüyorsunuz. Şurayı bir alabilirsek. Çok çok eskilere gidiyoruz. Burada benim bile yaşımın yetmediği tarihlere bile gidebilirsiniz burada. Yani çok eski plakların olmuş olduğu. Bunlardan birazcık bahsedebilir misiniz? Ya bunlar eski plaklar sıkıştırma meselesi olduğu için
gayet net ses veriyor. Sanki yanınızda size özel konser veriyormuş gibi. Şimdiki dijital sesler gibi değil. O yüzden de başka bir o nostaljiyi direkt yaşayabileceğimiz bir hava katıyor. İlgi nasıl bunlara? Var mı bunların? Gayet yoğun. Taleplisi fazla. Tabii fazla. Bunu hani yaşı geçmişler veya orta yaşlılar değil de gençler de aynı şekilde ilgi gösteriyor. Peki son olarak kitap fuarına insanlar neden gelmeli? Neden gelmeli? Evet. Ya kitap okumak insanı sevmek, doğayı sevmek gibi. Yani içindeki bilgiyi her türlü aşılamak gibi, arttırması için. Yani olumlu görmesi için. Tabii ki. Ya buradaki atmosfer farklı. Peki çok teşekkür farklı. Ediyoruz. Biz teşekkür bir ederiz. Sağ olun. Çalıyor değil mi bu? Radyo pick-up tape olabilir ya. Bırak Ayşar, sırasın mı? İhtiyar oldun nasıl? Gel, evet, çalalım. Parçamız ihtiyar oldun. İsmim Oğuz Çağıl, Kocaeli Ticaret Odası'nda çalışıyorum. Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Kitap Fuarı'nda ne yapıyor? Kocaeli Ticaret Odası son 2 yıldır Kitap Fuarı'nda üyelerine yönelik Alışveriş Senden Kitabın Benden kampanyası düzenliyor. Bu kampanyada anlaştığımız yayın evleriyle 10 TL indirim karşılığında üyelerimizin müşterileri kitap alabiliyorlar. Peki nasıl buldunuz? Yani bu sene 9.3'te düzenlenen Kitap Fuarı'nı bu sene nasıl buldunuz? Bu sene her sene zaten üstüne katlayarak ilerliyor fuar. Bu sene bildiğim kadarıyla hedef 1 milyon katılımcı. Gözlemlediğimde bu katılımcı sayısına kolaylıkla ulaşılabilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok iyi, çalışmaları çok iyi. Sosyal kültürel yönden bütün çalışmaları iyi ama kitap fuarı gerçekten bir marka tüm Türkiye'de. İlgi, size ilgi nasıl? Bize ilgi... Evet, üyelerimize dağıttığımız kuponları yayın evleriyle görüşüyoruz. Devamlı ilgi çok yoğun. Bunun dışında bizim okulumuz da var. Okulumuzun tanıtımını da bu standımızda gerçekleştiriyoruz. Gerçekten okulumuz da Türkiye'de rol model olan bir okul. Burada genç arkadaşlara okullardan gelen ilk öğretim, orta öğretim arkadaşlara okulumuzda tanıtıyoruz. Peki son olarak kameralara söyleyebileceğiniz şu soruya cevaben. İnsanlar neden gelmeli? Özellikle çünkü, kitap var. Şöyle kitap ufkumuzu genişleten bence yegane, ya bütün insanların ulaşabileceği yegane bir araç. Zengini de, fakiri de, ihtiyarı da, genci de kitap yoluyla ufkunu genişletebilir ve sonsuz bir dünyaya kapılarını açabilir. O yüzden kitap çok önemli. Herkesi kitap fuarına bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Efendim son olarak da bunu şuradan görmeden edemiyoruz. Kocaeli Ticaret Odası'nın yapmış olduğu muhteşem bir kampanya. Alışveriş senden, kitabın benden. Yani param yok diye boşuna bahane üretmeyin. Alışverişini yap, parasını ticaret odası ödesin. Tarih kokan bir standdayız efendim. Hem görüntülerde görmüş olduğunuz gibi sadece kitap fuarında, yani kitap fuarında sadece kitap yok. Görmüş olduğunuz gibi gramofon, eski plaklar, nostaljinin tam da ortasına gelmiş bulunmaktayız. Ve görmüş olduğunuz bu kitaplar aslında herkesin anlayabileceği kitaplar değil. Neden? Şimdi soralım bakalım. Kimle görüşüyoruz efendim? Yücel Altın. Yücel Bey nedir? Bu Osmanlıca kitabımızdır.
dönem baskısı. Hıfzı Sıha kitabı ismi. Fiyatı 150 TL. Şöyle gösterebiliriz. Osmanlıcadır bunlar. Genelde bunların içerisinde tarih ve hukuk geçerlidir. Mesela elimizde Naime Tarihi var. Çok değerli bir eserdir. 6 cilttir. Bakalım onu da şöyle göstereyim. Altı ciltlik bir kitap. Evet, Naime Tarihi, Osmanlı tarihinin en iyi eserlerinden bir tanesidir. Tamamen tarih anlatır. Naime denilen kişinin, onun yazmış olduğu kitaplar var, tarih kitapları var. İsmini Naime'yi oradan alıyor zaten. İsmi Naime oradan geliyor. Osmanlı döneminde yazılan en iyi, güzel, en anlaşılır tarih kitaplarından bir tanesidir. Peki fuara nereden geldiniz? Biz İstanbul Etiler'den geliyoruz. Adem Kitap Plakı olarak katılıyoruz buraya. Her sene Allah izin verirse geliyoruz. Peki ilgi nasıl? İlgi bu sene çok güzel. Reklamlar var. Hani belediye çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Bu şekil güzel geçiyor. Bu elinizdeki şaheser, müzelik kitaplar için ilgiler nasıl? İnsanların bunlardan haberi var mı? Çoğunun yok. Genelde mesela biz Üsküdar Kitap Fuarı'nda Ahmet Davutoğlu'na, başbakanla o zaman o dönemde, ona Cevdet Tarih satmıştık biz 6 ciltlik. Çok da güzeldi. Genelde bu tarz konu kitapları hani artık yaş olarak hep 40 üstü kişiler okuyor. Biz istiyoruz ki herkes okusun. Tarihimizi bilelim. Geçmişimizi bilelim. Peki yeni nesil nasıl okuyacak? Nasıl okuyacak bunu? Genelde şu an şimdiki bildiğim kadarıyla okullarda Arapça ve Osmanlıca dersi veriyorlar. Osmanlıca da zaten aslında Osmanlıca çok basit bir dildir aslında, kolayında, ama tabii okumak gerekiyor. Bilene basit. O yüzden bazı kurslar falan açıldı, böyle ismek falan, onların böyle şeyleri var. O şekil öğretiyorlar. Standa gelen, sizin Adem Sahaf standına gelen insanların buraya ilgisi, kitaplar ilgisiyle beraber bu plaklara bir sürü plak veriyor. Evet. İlgisi çok güzel. İzmir Kocaeli Kitap Fuarı'nda hani plak ve bu tarz kitaplara çok merak veriyorlar. Yani plak zaten ayrı ayrı bir şey bu. Hem nostalji babında, hem görsellik babında ve kattığı ses, isterseniz bir tane dinletebilirim size. Hani bu harika bir şey ya. Bir de biz bu işi severek yaptığımız için. Peki eskilerden her şeyi bulabilir miyiz? Her şeyi demek abes kaçar. Hani her şey olmak ihtimali yok. Çünkü bunun sınırı yok çünkü. Evet. Ama elimizden geldiğince bulundurabildiğimiz kadar en eskilerini, baskısı bitmiş kitapları, piyasada olmayan plakları o tarz şekilde toplayıp satıyoruz. Mesela benim yaşım yetmese de yine de merak edip soruyorum. Tanju Okan veyahut Ajda Pekkan'ın bu şey zamanları, Aman Petrol zamanları. Evet, evet. O zamanlar kaset yoktu herhalde, değil mi? Evet, yoktu. O 60'ların sonu, 70'lerin başı, 80'lerin sonu doğru. 85'in sonuna kadar plak vardı. Sonra zaten plak bitiyor, kasete geçiyordu. Demiş olduğun iki şey var mı sizde? O iki albüm şu an yok bizde, ama isterseniz şöyle bir eser var elimde. Erkin Koray'ın Elektrik Türküler Deprağı var. Ha, Erkin Koray da olabilir. Bu dönem baskıdır. Bu her zaman bulunmaz ve nadir bir eserdir. Piyasa fiyatı 800 liradır bunun. Selda Bağcan'ın var. Bu da çok nadir bir eserdir. Ve her zaman çıkmaz bunlar. Zor bulunur. İşte Dam Üstüne Çul Serer gibi, Yaz Gazeteci gibi güzel eserler içinde mevcuttur. İnsanlar da tabii bunları gördükçe birazcık eskilere gidiyor. Gençler değil. Özellikle. Evet. İllaki orta yaş insanları. Evet. Peki bunların satışı için, insanlara önerilerde bulunabiliyor musunuz? Satış için zaten bir ayrı ayrı bir güzelliği var bunların. Biz istiyoruz ki herkes dinlesin, sevsin. Zaten eğer fiyat yüksek geldiği zaman, zaten şu an yeni baskıları da var bunların. Hani bulması kolaydır. Fiyat da çok uygundur. Mesela bu 600 lira isteniyorsa yeni baskısı 100 lira, 60 lira, 80 liraya bulunabilir. Peki, ama buyurun. Bu zevk meselesidir. Kesinlikle. Hani bunun çıkartmış olduğu hışırtı bile kulağa ayrı bir ses verir, tat verir. O adam sırf hani maddi durumu değilse sırf onu ister yani. Bir koleksiyoncu hiçbir zaman yeni plak almaz yani. Peki Osmanlıca demiş olduğunuz evet. Kitaplar, bunların bedelleri nedir? Bunların bedelleri değişir tabii. Hepsinin kendine ait bir bedelleri vardır. Mesela bu Naime Tarihi 2500 liradır. Kendi özel cildindedir ve dönem taş baskıdır. Zaten 1860'lara falan dayanır bu kitap. Fiyatlar hepsi farklı farklı işler. Adem Sahaf'tan başka bir yerde bulabilirler mi bunu? Bulabilirler mi? İlla ki bulurlar. Çünkü hani kitap çok vardır piyasada, ama nasıl diyeyim size, 100 tane sahaf varsa ikisinde, üçünde anca bulunur. Zor bulunan kitaptır. Onun için şanslı bir yere gelmişiz efendim. Farkında olmadan şanslı bir yere gelmişiz. Çünkü bizim tarihimiz
unutmaya yüz tutulmuş maalesef tarihimiz. Hatırlamamız için ve gerçek tarih ne olduğunu bilmemiz için Adem Sahaf'ı buluyorsunuz. Etiler'deydi değil mi? Evet, Etiler. Etiler'de, onu da tarif edelim. İnsanlar en azından bulsun. İkinci Boğaz Köprüsü'nün hemen sağından girişinde bulabilirler bizi. Kime sorsanız bakkal amcanın yanında. Sorsanız gösterirler. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ben herkese tavsiye ediyorum. Dönem baskısı bitmiş kitaplar, plaklar her çeşit bulunabilir elimizde, mevcuttur. Herkesin buraya gelip de hani en azından kültüre karşı ilgi alakalı olmasını tercih ediyorum. O zamanın aşkları da başkaydı, sevdaları da başkaydı. O zamanın insanları da çok başkaydı efendim. Hem komşuluk ilişkileri çok fazlaydı, hem arkadaşlık insanları çok ilişkileri çok fazlaydı. O zamanlar duyarlılık da fazlaydı. O zamanlar çünkü televizyonlarda magazinler yoktu. Ki o zamanlar televizyonlar bile yoktu. O zamanlar bol bol okuduğumuz kitaplarımız vardı. Biz unutulmaya yüz tuttuğumuz tarihimizi maalesef fuardan fuara böyle hatırlıyoruz. Sadece melodiler olduğu zaman hatırlıyoruz. Ne acıdır. Eh gidin Selda Baycan, ne güzel söylemişsin. Nenni de yavrum. Nenni de yavrum, nenni. Çok değerli Kocaeli dostlar, bu fuara İkinci ya da üçüncü katılışım, tam anımsamıyorum ama her zaman sevinçle geldiğim bir fuar. Tabii İstanbul'da için çok da uzak ya da gurbet sayılmaz burası. Lakin tabii Kocaeli'nin çok uzun yıllardan bilende tanıyan birisi olarak işçi sınıfının kalbinin attığı bu kentin giderek işçi sınıfı bilincini bir kenara koyarak başka bir tavra bürünmüş olmasından dolayı kederli, üzüntülüyüm. Bunu görüyorum. Ama her zaman benimle dostluk eden, benimle yoldaşlık eden Kocaeli'li insanlar var. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Hepinize merhaba. İyi ki geldiniz. Yazarlar kendi yaptıkları işleri anlatmaktan çok hoşlanmazlar. Kitaba yönelik bir eğilim olmasını, kitaplarının öne çıkmasını isterler. Doğaldır bu. Ancak bu tür toplantılarda yazarların düşünce evrenini, hayata bakışını okurlarla paylaşmasının fevkalade değerli olduğunu düşünenlerdenim. Hayatımın büyük kısmını kitapların peşinde koşarak, yazarların dünyasını anlamaya çalışarak geçirmiş bir kimse olarak kitap fuarlarının benim hayatımın bir yeri büyük. Kitap fuarlarında henüz daha orta ikideyken bir Aziz Nesin, bir Salah Birsel, bir Uğur Mumcu, bir Yaşar Kemal, Rıfat Ilgaz aynı fuarda gördüğüm ve onlara kitaplarını imzalatma olanağına sahip olduğum büyük yazarlardı. Fakat giderek kitap fuarlarında edebiyatımızı incelikli olarak işlemiş o çok değerli yazarların yerini din tacirleri, yobazlar, burç pazarlamacıları, öteki dünyadan haber verdiğini söyleyen meczuplar, işte ucuz gazete yazılarını toplamış bir takım köşe yazarı denen kimseler, en son derin tarih örneğinde gördüğümüz gibi rezil tarih yazarak gerçekleri çarpıtanlar, falcılar, büyücüler işgal etmiş durumda. Fuarlar, edebiyatın, düşünce dünyasının zenginleştiği bir yer olmak yerine, tersine içinde bulunduğumuz sefaletin bir panayır yeri gibi. Zaman zaman bir avuç insan dileniyoruz, zaman zaman büyük kitleler olarak ayağa kalkıyoruz.
bu konuşmanın hemen başında şunun altını çizmek istiyorum. Sizle paylaşmak istiyorum. Ve bunu fevkalade önemli buluyorum. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Bugün Türkiye'nin milli mücadelesinin başladığı gün. Bugün Orta Doğu coğrafyasındaki insanların haysiyet kavgası vermesinin en önemli ayağı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün. Bunu es geçemeyiz. Bunun anlamını ve duygusunu hamasetten uzak bir şekilde kavramakla yükümlüyüz. Ve bunu kutlamanın da tadına varmalıyız. O yüzden Kocaeli'de bulunan çok değerli dostlarla birlikte hemen şunu söylemek istiyorum. Hepinizin bugünü 19 Mayıs bayramı, Gençlik ve Spor Bayramı, bana sorarsanız emperyalizme karşı verilen savaşın bayramı kutlu olsun. Bunun tadını mutlaka çıkartın. Çok değerli. Osmanlıca ifadesiyle vazife-i temettüm. Avrupa emperyalizminin 18-19. Yüzyıldaki tarihine baktığınız zaman bu yıkımın farklı yönlerini görürsünüz. Daha yakın zamanlara geldiğimizde ise ben öteki ilişkisini bu sefer daha farklı bir zaviyeden inşa edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Burada bir tür bir liberal ütopyayla aslında ben de yok, öteki de yok, hepimiz biriz, aynıyız. Kimlikler bunlar artık önemli değil. Küreselleşme var. Hepimiz bir tarihe, bir kimliğe doğru evriliyoruz, homojenleşiyoruz diye bir liberal ütopyanın ortaya atıldığını görüyorum. Özellikle 80'li yıllarda biz duygusunun tasavvurunu, bizim dünya tasavvurumuzu, siyasetimizi, ahlak anlayışımızı, sanat anlayışımızı belirlemeye devam ettiğini gördüm. Dolayısıyla böyle bir fantastik bir ütopyanın peşinde koşmak yerine daha gerçekçi, ayakları yere basan bir ben öteki tanımı belki yapabiliriz. Kanuni Sultanlığından, Sultan Süleyman'ından, Mimar Sinan'ına kadar hakikat yolculuğuna çıkmış ve kendini hakikate teslim etmiş bireyler var. Ve bunlar bir ben iddiasıyla ortaya çıkmış insanlar değildir. Tam tersine beninin, egosunun dışında, üstünde bir hakikatin olduğu bilinciyle hareket eden, dediğim gibi akıl ve ahlak sahibi varlıklar var. Onların inşa ettiği medeniyet zaten işte insanlık tarihine büyük bir akıl, sevgi, merhamet medeniyeti olarak geçmiştir. Öyle bir medeniyettir ki sokaktaki kediyi de ihmal etmemiştir. Kediler için barınak yapmıştır. Mahallede uçak kuşu da ihmal etmemiştir. Kuş vakıfları yapmıştır, kurmuştur. O vakıf parasıyla kuşlar için barınak yapmıştır, sığınak yapmıştır. Kuşların diliyle konuşmayı medeniyetinin bir özelliği olarak görmüş bir tarihten bahsediyor. İç içe barışık, kendisiyle bu kadar iç içe barışık ve en önemlisi bütün bunları var eden metafizik ilkeyle barışık. Efendim, Kocaeli Kitap Fuarı'nda birbirinden değerli, birbirinden önemli ve birbirinden
ünlü isimlerin, yazarların yer almış olduğu ve bugün de Türkiye'nin en önemli yazarlarının, en önemli bayan yazarlarından birisiyle beraberiz. Birçoğunuz belki kitaplarından değil de birçoğunuz gazetelerden tanıyorsunuz ama kitap severler mutlaka ki Ayşe Hanım'ın, Ayşe Kule'nin kesinlikle kitaplarından da tanıyordur. Şu anda orada bekliyorlar kitap standında, oradan geliyoruz zaten. Biz de dedik ki orada rahatsız etmeyelim, kendisini istirahat ederken rahatsız ettik, kusura bakmayın efendim. Rica ederim efendim. Hoş geldiniz koç. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyiz. Yeni geldim ben de. Her yıl geliyoruz. Çok güzel bir fuar oluyor. Kocaelilerin kitaba ilgisi gerçekten çok büyük. Gelmeye de devam edeceğiz. Çünkü her yer aynı şeyi gösteremiyor. İlgiyi gösteremiyor. Fakat Kocaeli fevkalade kitap okuyan ve okuru çok heyecanlı bir ilimiz. Dolayısıyla çok seve seve geliyoruz buraya her seferinde. Kocaeli'deki insanları ve fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Diğer fuarları da çok fazla geziyorsunuz. Türkiye'nin bütün fuarlarına gidiyorsunuz. Her yerin tabii kendine göre özellikleri var ama bazı şehirlerde okur daha ilgili oluyor. Kitaba daha düşkün oluyor. Bu fuar her zaman çok canlıdır. Çok kalabalıktır. Çok iyi satış yaparız burada. Biz broşürlerde sadece 2 saat zaman ayırabildiğinizi gördük. Ama orada büyük bir izdiham var şu anda. 2 saate sığdırabilecek miyim? Hayır, 2 saatten genellikle daha fazla kalıyorum. Ama 3,5 saatte eskiden daha da uzun kalırdım ama yaşım müsait değil. Artık 4. saate doğru bu koluma bir ağrı girmeye başlıyor. Ama 3 saat makul bir zaman. Yani kuyrukta bekleyenleri hiçbir zaman mağdur etmemeye gayret ediyoruz. Ben herkese bir imza vermeden gitmek istemiyorum. Onun için bazen rica ediyoruz, tek kitap veya iki kitaptan fazla getirmeyin. Malum benim 30 küsur kitabım var. Evet. Böyle 10 kitapla, 20 kitapla gelen okurlar da oluyor. Ki bugün onlardan de... bu gibi fuarlarda rica ediyoruz kitapların arasından seçmelerini. Tabii korsan kitap getirmezlerse çok memnun oluyoruz. Her ne kadar okurlar her zaman bilerek almıyorlar, bilinçsiz de alınıyor. Bilerek alındığında da anlayış gösterebiliyoruz çünkü kitap bir yerde ucuz bir şey değil. Evet, evet. Daha ucuz olabilir kitaplarımız ama tabii korsan kitap imzalamayı hiçbir yazar sevmez. Onun için onu da rica ediyoruz, hiç olmazsa imzaya getirmemelerini korsan kitapları. Onun dışında artık yapamaz, yazamaz hale geldiğimiz zaman ben herhalde hepimiz adına konuşayım. Çünkü epey biz kalabalık bir grubuz, çok kitap satan yazarlar. Giderek de sayımız artıyor. Kesiyoruz, söylüyoruz yani satarken kitabı bu imzalanamayabilir, ona göre alın diye ki boşuna kuyruğa girip beklemesinler. Böylece... bir sorun olmadan geçiriyoruz kitap var günlerimizi. Şimdi bir yazar olarak, Türkiye'nin önemli yazarlarından birisi olarak, en önemli konu Türkiye'nin bence kanayan yaralarından birisi olarak okuma alışkanlığı ve gençlerimiz, yeni gençlerimizin okuma hevesleri. Şimdi bakın okuma alışkanlığı eğitimden gelen bir şey. Ben Cumhuriyet'in kitaba çok önem verdiği yıllarda büyümüş olduğum için yaşım icabı. Benim kuşağım kitabı daha çok sever, kitaba daha yakındır. Ondan sonra ama bütün dünyada böyle. Yani kitaba olan ilginin temposu düşüyor ama tabii bizim memleketimizde hiçbir zaman yükselmedi maalesef. Biz daha kızlarımızı okutamayan bir milletiz, bunu unutmayalım. Benim evimde çalışan 30, 40, 50 yaşındaki hanımlar okuma yazma bilmiyorken ve İstanbul'da yaşayan insanlar okuma yazma bilmiyorken yani niye kitap pardon niye kitap okumuyor diye soru sormak biraz haksızlık oluyor. Bir kere okuyamıyorlar. Birincisi o. İkincisi erkekler kitap okumayı çok kadınca ve ayıp zannediyorlar. Yani bir erkeğin elinde kitapla gözükmesi hani pembe elbise giymesi gibi filan öyle algılıyor maalesef. Ama bütün bunlar çok yanlış. Bu yanlışların eğitimin daha başlangıcında, daha anaokulunda değiştirilmesi lazım. Çünkü kitap okumayan ülkeler bir yere varamıyor. Kesinlikle. Hep yerlerinde sayıyorlar. Bir şey olmuyor, duruyorlar tabii. Ülkeler gemi değil, batmaz. Ama yerlerinde zihniyet bakımından da sayıyorlar ve çağı yakalayamıyorlar. Neden? Çünkü romanlarda ve hikayelerde
başka insanları okursunuz ve empati duygunuz gelişir. Ya başkaları gibi düşünmeyi, başkasının gözüyle olaylara bakmayı öğrenirsiniz. Farkına bile varmadan öğrenirsiniz bunu. Dolayısıyla böyle bir eksiğimiz var. Ama eğitim sistemimiz değişirse, okula çocuklara renkli, neşeli kitaplar, çünkü benim zamanımda dahi ağır kitaplarla başlardık okumaya. Ama sizin yazılarınızda o kadar olmaz. Ağırlıklar çok fazla yok. Bizim onu görüyoruz. Benim kitaplarımda, benim Türkçe dilim akıcıdır. Evet. Kolay demeyeyim çünkü Türkçe kolay, zor değil, çok güzel bir dil. Onu iyi kullanıyorum. Kendim için daha fazla bir şey söyleyemem. Yani benim gibi çok satan başka yazarlar da var. İnşallah daha çok okuyan, ama tabii şimdiki bu cep telefonları ve bu iPad sistemiyle bunu da ümit etmek biraz boş gibi gözüküyor. Çünkü gençlerimiz elinde çıt 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 çıt. Artık birbirlerinden dahi konuşmuyorlar. O ellerindeki aletlerin üstünden konuşuyorlar. Şimdi buraya kitabı nasıl sokacaksınız o araya? Peki efendim, son olarak sizleri seven ve takip edenler için neler söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim ki, çok kitap okumalarını, genç yaşta tecrübe sahibi olmak istiyorlarsa çok kitap okumalarını. Çünkü bir insanın tecrübe sahibi olması için benim yaşıma gelmesini beklemeye gerek yok. Bunu kitap okuyarak hayat tecrübesi de edinebilirler. Kitap okuyarak başka ülkeler, başka tatlar, başka renkler görebilirler. Başka düşüncelere açılabilirler. Kitap okumak insanı geliştirir. Çok kitap okuyan bir mühendis daha iyi bir mühendis olur. Çok kitap okuyan bir doktor daha iyi bir doktor olur. Çünkü insanı tanır. O bakıma. Ve çok kitap okuyan insanlar tabii ki daha iyi eş olurlar, karı veya koca. Neden? Gene insanı tanırlar. Kesinlikle. O bakımdan çok tavsiye ediyorum kitap okumalarını. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz de bana zaman ayırdınız. Sağ olun. Yo, muhtemelen telaşla yazmışım. Ayrıca bu uyarılar hepimiz için gerekli. Ablam Nilgün, canım Nilgün diye yazmanızı istedi. Böyle şöyle yapalım. Canım İlgin annesi. Ben teşekkür ederim. Çok sevindim. Böyle. Efendim, Türkiye'nin önemli yazarlarından birisi daha, yalnız bir artısı daha var burada. Herkesin merak ettiği ama bir türlü sormaya cesaret edemediği birçok soruları da sorup Türkiye'yi bir noktada, belirli bir noktada çok aydınlatan Enver Aysever'le beraber sayın yazarımız Kocaeli'mize geldi. Bu ziyadesiyle bizi memnun ettiği gibi inşallah kendisi de mutlu olmuştur. Efendim, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok mutlu oldum, evet. İyisiniz inşallah. İyiyim, burada dostlarla olunca daha da iyiyim. Peki efendim, Kocaeli Kitap Fuarı'nı nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce buradan başlamak istedim. Kocaeli Kitap Fuarı bence her yıl üzerine koyarak gelişen, belediye elinde yapıldığı halde çoğulcu olmaya özen gösteren, bu bence çok önemli. Çünkü Kocaeli önemli bir kent, büyük bir kent. Ve benim burada her sene okurlarımla buluştuğum, gönül bağı kurduğum için de çok mutlu olduğum bir kent. Açıkçası Kocaeli bizim çok yakınımızda, İstanbul'da, İstanbul'umuzda. Ama sanki çok uzağımızdaymış gibi zaman zaman hissettiğimiz, oysa ki olmadığını gördüğümüz bir kent. Kendimi evimde gibi hissediyorum, memnunum. İlgiyi nasıl buluyorsunuz? Yani kitap imzalatan insanların mutlaka ki sizin gibi birkaç tane soruları vardı. Sizin sormuş olduğunuz sorular kadar olmasa da bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla imzaya gelen dostlarım benim ailemden gibi davranıyorlar. Neredeyse evde beni sıkça gördükleri için sanki orada yaşamışım gibi de bana hiç sorularını dolandırmadan sorarlar. Ne olacak memleketin hali derken sadece oğlum ne olacak diye sorar. İşte şurada niye böyle yaptın, böyle yapsaydın der. Benim okurlarımla, izleyenlerle kurduğum bu içten diyalog beni ayakta tutuyor. Katılım iyi, bana gelenler beni mutlu etti. Fuara gelenler de herkesi mutlu etti diye düşünüyorum. Açıkçası benim keyfim yerinde. Kitap daha henüz yeni okumaya başlayacak olan gençlerimiz için veya insanlarımız için neler söylemek istersiniz? Ve son bir sorum daha kalacak. Edebiyatımızdan başlamak esastır. Bugün bir Sait Faik, bir Orhan Kemal, bir Aziz Nesin herkese yol gösterir. Türk edebiyatından başlamakta yarar var. Son olarak efendim, ben fazla vaktinizi almak istemiyorum çünkü çok fazla bir kuyruk var. Son olarak efendim, izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İyi edebiyat okuyun, çerçöp okumayın.
işte burç yazarlarını yazardan saymayın. İşte öteki dünyadan haber veriyorum diyen meczupları yazardan saymayın. İyi edebiyatla buluşan iyi insan olur. Mesela bugün bir Sabahattin Ali alın, bir Ahmet Hamdi Tanpınar alın, bugün bir Orhan Veli şiiri okuyun, kendinizi ödüllendirin. İyi edebiyat yoksa hayat yok. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldin. Çekebilir mi oğlum? Tanışalım. Adımız neydi? Bir adım var mı? Melis. Melis Ceyda. Siz? Zübeyde. Şahane bir kadro. Ne imzalıyoruz? Burada satranç oynayan birisi var. Hemen buraya doğru yönleniyoruz Rahmet. Birisini yakaladık bile. Bu gençler burada hem satranç oynuyorlar hem de bilgi dağarcıklarını geliştiriyorlar. Yaklaşıyoruz. Adın ne bakalım? Zeynep Naz. Zeynep kaç yaşındasın? 9. Şu anda ne oynuyorsun Zeynep? Satranç. Ne zamandan beri? Galiba 2 dakika önce. Kaç ay önce? Önceden de oynuyor muydun diyor. Önceden oynuyor muydun? Evet. Bir sene oldu mu oynayalım? Bilmem. Hatırlamıyorsun. Peki kitap okumayı seviyor musun sen Zeynep? Hayır. Neden? Bilmiyorum. Yoksa anneyi hiç okutmadı mı sana? Okuyorum ama biraz. Hani okutmamıştı, niye kandırıyorsun beni? Ama sen beni kandırıyorsun. Kandırmıyorum sen ki. Sen bu yaşta satranç oynamaya başladıysan demek ki kitap okuma zamanı da yavaş yavaş geliyor değil mi? Şimdilik masal kitapları okuyoruz ama büyüdüğümüz zaman daha farklı kitaplar okuyacağız, doğru mu? Doğru. Şimdiden el sallamak ister misin arkadaşlarına? Salla bakalım. Sizi seviyorum de. Sizi seviyorum. Bir de kitap okuyorum de. Kitap okuyorum. Siz de okuyun de. Siz de okuyun. Teşekkür ediyorum sana. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Buket Göra. Buket Hanım. Biraz bu tarafa gelin, orada gözükmüyor. Şuradan göstermiyor sizi. Zeynep neyiniz oluyor? Stant arkadaşım değilim. Stant arkadaşım. Aynen stant. Yan taraftayım ben. Santranç ona satranç öğretiyorum. Nedir satranç durumu? Kim yeniyor? Şimdilik ben yendim ama bu el herhalde Zeynep yenecek. Öyle Zeynep, duruyor. Zeynep zorluyor musun ablayı? Aynen. Siz şu kitap okuyor musunuz? Aynen. 300'e yakın kitabım var. Ne tarz kitaplar okursunuz? Fantastik, bilim kurgu, romantik. Karışık yani aynen. Peki fuara gelen insanlara ve gelmek isteyen insanlara ne söylemek istersiniz? Bol bol kitap okumalarına. Hem konuşma dağarcıkları daha çok gelişir, kelime hazneleri gelişir. Hem daha çok düşünme, konuşma açısından her zaman kitap okumak faydalıdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Duydun mu bak, kitap okursan kelime hazinen gelişirmiş. Ablayı rahatlıkla yenersin kitap okursan, anladın mı? Tamam. O zaman okuyacağım. Oku ki ablayı yenesin. Seni kimse yenemez kitap okursan, anlaştık mı? Hadi görüşmek üzere. Görüşmek teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Müsaitiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Sizleri gördük daha iyiyiz. Sağ ol. Kocaeli bizim üretim merkezimiz. Türkiye'nin en çok üreten kenti. Emekçisiyle, aydınıyla her zaman koşup geldiğimiz bir kent. Peki nasıl buluyorsunuz başkanım? Yani her sene üstüne kata kata bir ivme kazanan Kocaeli kitap fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki Kocaeli Türkiye'nin aydın kentlerinden. Onun için burada kitap sever çok, kitap çok. Onun için kitap fuarları da son derece canlı, görüyorsunuz. Aydınlık, ışıklı. İlgi alaka nasıl? İlgi çok güzel. Bugün hep kuyruk halindeydi insanlarımız. Çok ilgi var. Biraz
birazcık konunun içine çıkacağım. Buyurun. Hayır, afi yok, estağfurullah. Türkiye'nin siyasetiyle alakalı bir şey. Evet. Gidişat nereye gidiyor ve gidişatı nasıl buluyorsunuz? Valla Türkiye umutlu bir geleceğe gidiyor. 2014'ten başlayarak Türkiye Fethullah terör örgütünün üzerine yürüyor. PKK'nın üzerine yürüyor. 24 Temmuz 2015'ten başlayarak PKK'ya karşı silahla bastırma harekatı başarıyla devam ediyor. Yurt dışında silahlı kuvvetlerin başarıları devam ediyor. FETÖ darbesi 15 Temmuz'da bastırıldı. Yani Türkiye vatan bütünlüğü için, teröre karşı, huzur için, iç barış için iyi başarılar kazanıyor. Şimdi o bir çıkmazımız var, borçlanma ekonomisi. Oradan da İzmit'i örnek alarak üretim ekonomisine geçeceğiz. Ve bunun için de tabii Türkiye'nin yeni bir yönetime kavuşması gerekiyor. Yani bugünkü AKP iktidarıyla o üretim ekonomisini kurma şansımız yok. Bu borçlanma ekonomisini onlar maalesef bu hale getirdiler Türkiye'yi. Şimdi AKP iktidarından Türkiye'nin kurtulacağı ve yeni bir üreten Türkiye'yi hayata geçirecek, birleşen Türkiye'nin güvencesi olacak bir hükümet kurma çabası ve arayışı içindeyiz. Efendim, ben siyasetten geri döneyim. Buyurun. Siyasetçilerin yapması daha da uygun olur düşüncesinde olan bir insan. Buyurun. Kitaplara gelelim. Türkiye'nin en önemli kanayan yaralarından birisi. Evet. Bizlerden daha iyi biliyorsunuz ki bir yazar olarak maalesef çok fazla kitap okuyucu sayımız yok. Evet. Bunu neye bağlıyorsunuz? Cumhuriyet'te aslında bir kitap okuma kültürü yaratılmıştı. Kütüp ateşlenmişti. Ama daha sonraki gelişmeler, eğitimdeki gerilemeler, Türkiye'nin o devrimci kararlılığını bir anlamda yitirmesi, yani o Atatürk'le başladığı büyük işi devam ettirememesi 1945'ten sonra o okuma, araştırma, öğrenme ihtiyacına da ket vurdu. Çünkü kitap okumak nasıl ateşlenir? Yeni bir Türkiye kurmak istersiniz, yollar ararsınız, o umutlar vardır. O kitap okumayı güçlendirir ama 45'ten sonra maalesef Türkiye'de Atatürk devriminin altı oyuldu. O kitaba da darbe indirdi ama şimdi yeniden Türkiye bir arayış içine girmiştir. Ve bu borçlanma sisteminden, ekonomisinden çıkmanın yolunu aramaktadır. Onun için tekrar kitaba dönecek Türkiye. Biz de öyle görüyoruz. Ve son olarak kameralarımıza ve okul severlere neler söylemek istersiniz? Şunu söyleyeyim. Umutsuzluk, karamsarlık çok yanlış. Türkiye'nin, bakın bugün 19 Mayıs. Yani 19 Mayıs belki bazılar için 18 Mayıs en karamsar, 19 Mayıs en karamsar günlerdi. Değil mi? Ama güneş ufuktan şimdi doğar diye 19 Mayıs'ta Atatürk büyük bir işe başladı. Umut en büyük enerji kaynağımız. 19 Mayıs bizim için bir ışık. Aynı zamanda umut kaynağı, kararlılık kaynağı. Demek ki bir öncü güç milletine güvenirse yapamayacağı bir şey yok. Onun için 19 Mayıs'tan tekrar esin alıyoruz, kuvvet alıyoruz ve Atatürk'ün devrimci programını tamamlamaya kararlıyız. Bunu göreceksiniz, başaracağız. Öyle bir döneme girdik. Değerli bir karikatüristimizle beraberiz. Kocaeli, Uluslararası Bilge Şehir Kocaeli karikatür yarışmasında 58 ülkeden 493, bakın burası çok önemli, 493 sanatçının katıldığı bu yarışmada, karikatür yarışmasında bölgemizi en iyi temsil edenlerden Hasan Gümüş Beyefendi ile beraberiz. Karikatürist çizer Hasan Gümüş Beyefendi ile beraberiz ve 493 kişi içerisinde ilk dörde giren sanatçımız efendim. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum. TV 262 standına uğramıştım ben. Evet. İlginize çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Ben çok iyiyim. Sağ olun. Böyle sizin kanalınızın sanata destek vermesi, söylediğiniz cümleler çok onur verici, destek verici. Teşekkür ederim. İyiyim, sağ olun, var olun. Milli Eğitim bünyesinde burada kitaplarımızı tanıtıyoruz. İşte benim de bir karikatür albümüm var, Onur Çizgisi diye. Bu kitabım burada öğrencilerime, velilere, arkadaşlara, eşe dosta imzalıyorum. Yarışmaya gelince, yarışma Kocaeli'nde ilk defa olduğu için bir Kocaeli'li karikatürist olarak katılmayı uygun gördüm. Çizdiğim karikatürde saat kulesi, yani medeniyet dokusunu kullandığım için
beğeniye girmiş. Yani 1600-1700 karikatür arasında ilk dörde girmek gerçekten gurur verici. Teşekkür ederim. Tabii bu kentimiz adına da güzel. Çalışmalarımız hemen şu ileride sergisi de var şu an. Kılavuzun yanındaki sergi, evet. Zaten orayı da çekerseniz sevinirim. Binyet halinde. Evet, orada da. Evet. Teşekkür ederim tekrar. Ben fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz Hasan Bey? Kitap fuarı geçmiş yıllara göre biraz sönük gibi geldi bana. Yani daha katılım, bilmiyorum bugün mü, öğrencilerimle de geldim ben. Daha yoğun bekliyordum. Biraz sanki katılım daha az gibi geldi bana. 19 Mayıs olduğu için bütün öğrenciler... Evet, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz tabii ki. Ama genel olarak iyi havası, iyi. Biraz fiziksel olarak yerler değişmiş ama gene iyi yani. Katılım sayısının artacağından eminim yani. Artar. Son günlere bırakıyoruz, evet. Cumartesi pazara. Bence de yani gerçekten bir sürü kente nasip olmayan bir şey bu. Yani burada kitap fuarı. Kitap insanların ayağına geliyor. İnsanlar gitmiyor. Yani bu anlamda bunu aslında bütün kentin değerlendirmesi lazım. Bütün kent insanının değerlendirmesi lazım. Yani merkezi bir yerde uluslararası fuar merkezi. İnsanları kitaba, fuara davet ediyoruz yani. Onunla beraber ben onu soracaktım, siz söylediniz ama son olarak izleyenler için hem karikatür adına hem kitap okuma adına neler söyleyebilirsiniz? Vallahi karikatür çizmek isteyen, yazmak isteyen gençlerimiz için ön ayak olmak için neler söyleyebilirsiniz? Şimdi bir kere çok güzel bir olay biraz önce gezerken Ahmet Altay var, karikatürist. Bu yarışmanın jürisindeydim. Orada karikatür kulübü oluşturmuşlar. Kalemler, kağıtlar, her türlü olanaklar ve usta bir çizer denetiminde. Fuara gelip orada hoşça zaman geçirebilirler. Kitaba gelince kitap hakikaten medeniyet, bu karikatür yarışmasının konusu olduğu gibi. Kitap insandan insana açılan kapı. Kitap en iyi arkadaştır, en iyi dosttur. Yani böyle bir fırsatı son iki günde olsa, sizin de dediğiniz gibi cumartesi pazar da olsa gelip insanların değerlendirmesini öneririm. Hem hoş vakit geçirirler, yeni yüzler görürler, binlerce insan, binlerce kitap. Yani bu bir gerçekten bu kente sunulan bir armağandır. Bunu kaçırmasınlar. Siz de televizyon olarak kanalınıza teşekkür ediyorum. Böyle bir çağrıyı kitlelere ulaştıracağınız için. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Çok sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Yaşasın karikatür, yaşasın kitap diyelim. Efendim, Uluslararası Öğrenciler Standı'ndayız. Bu sene 9.sü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı'nda, evet yanlış duymadınız, Uluslararası Öğrenciler Standı. Bu ne demek oluyor efendim? Geçmiş olduğumuz günler içerisinde arkadaşlarımız gezmişlerdi standları. Yapmış olduğu, bu öğrencilerimizin yapmış olduğu el emeği, göz nuru, hediyeleri burada gelen konuklara vermeye ve onlara anlatmaya çalışıyorlar. Biz teker teker tanıyacağız şimdi hepsini. Burada sıraya dizildik hep beraber. Türkiye'den ben, diğer ülkelerden de kardeşlerimizi tanıyacağız. Tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Fazila, Karadalıyım. Şimdi Karadağ'a devam ediyoruz. Nereden geldik? Karadağ. Aynen, evet, Karadağ. Balkanlardayız bugün büyük ihtimal, değil mi? Balkan'da tabii ki ya. Peki. Fazilet, ne zamandır Türkiye'desin? 4 sene oldu. 4 sene oldu. 4 sene oldu, evet. Nasıl Türkçe ile aramız? Yani işte idare ediyorum hala. Okulda mı öğreniyorsun yoksa arkadaşların vesilesiyle mi? İkisi de aslında. İkisi de tabii ki ya, ikisi de beraber. Peki, Türkleri nasıl buluyorsun? Yani iyi, evet. Çok peki, yardımcı. Bu en önemlisi, yardımcı oluyorlar. Kitap çok. Fuarında ne zamandır beri varsın? 6 gündür burada mısın? 6 gündür burada değilim. Bugün geldim ama geçen seneden beri zaten biliyorum bu etkinlikler olduğunu. Nasıl biliyorsun kitap fuarını? Bir bu klubumuz var. Uluslararası Öğrenciler Kulübü. Evet. Oradan bir öğrendik. Zaten geçen sene yine de şey, bizim standımız vardı. Balkanlar, bir de sunumlar falan yaptık. Çok iyiydi. Peki söylemek istediğin, buraya gelmek isteyen insanlar için hem Türkler hem Balkanlardaki vatandaşlarımızla söylemek istediğin ve arkadaşlarına eklemek istediğin bir şeyler var mı? Sadece kitapları okuyun. En fazla kitapları okuyun. Gerçekten kitaplar en iyi dostlar. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet, teker teker geçiyoruz bu tarafa. Yarısı kaçtı, kayboldu ama ben sizi yakalayacağım, merak etmeyin. Tanıyalım. Ben Muhammed Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı'nın Uluslararası Öğrenci Biriminde çalışıyorum. Çok güzel. Bu arkadaşlarla burada elimizden geldiğince ilgilenmeye çalışıyoruz. Yaklaşık Kocaeli'de 106 farklı ülkeden 1500'e yakın öğrencimiz mevcut. Burada 9 gün boyunca farklı ülkeleri ağırlıyoruz. Bugün de Balkanları tamamen ağırlamayı düşündük. Arkadaşlarımız buraya geldiler, kendi ülkelerini tanıtıyorlar.
Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ülkelerini tanıtma açısından. Ayrıca bugünün benim için ayrı bir önemi var. Ben de Makedon göçmeniyim. Özellikle standtan hiç ayrılmıyorum. Ben de Makedonya'yı tanıtmaya çalışıyorum. Bugün çok daha farklı bir önem var. Evet, 19 Mayıs. 19 Mayıs Gençlik Bayramı. Gençlik Bayramı, evet. Evet, böyle de bir şey var. Evet. Ve bugün bu gençlerle beraber bir bayram kutluyoruz. Evet, kesinlikle. Bu Gençlik Bayramı sadece Türk gençliğinin bayramı değil. Evet. Dünya gençliğinin bayramı. Dünya gençliğinin. Peki, ben teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Eyvallah. Tanıyalım seni. Ben Afganistanlıyım. İsmim Afganistanlı. İsmim Sayit Samiullah Sadat. 2 sene oldu buradayım. İktisat bölümünde ders okuyorum. Türkçeyi ne zamanda, ne kadar zamanda öğrendin? Biz sene Türkçe gördük de hocalarımızla öğrendik bir senede. Kaç ay oldu? Bir sene değil mi? Evet, bir sene. Bir sene Türkçe. Şu evet. Anda Türk arkadaşlarım var mı? Çok var. Çok. Nasıl, anlaşabiliyor musun? Evet, anlaşabiliyorum, anlaşıyorum, anlaşıyoruz yani. Ara sıra anlayamadığın kelimeler oluyor mu hiç? Oluyor, çok oluyor. Peki ben, o anlarda neler yapıyorsun? Dedim, bir kelime var zaten Türkçe'de şey var ya, var. Şey onlar da kurtarıyorum, onlar da yani kurtarıyor benden. Peki şey nedir? Şeydir. Şey öyle bir şeydir ki her şey onun yerine geçer. Aynen dediğiniz gibi şey geçemez. Evet. Peki buradan hem sevdiklerini hem Afganistan'ı, çünkü internet televizyon olduğumuz için bütün dünyada izleniyoruz. Neler söylemek istersin? Hem Afganca söyleyebilirsin hem Türkçe. Ya Türkiye bugün Türkçe şey, bugün çok önemli bir gün, 19 Mayıs Gençlik Bayramı. Yani burada geldik, standtayız biz. Uluslararası Fuar Merkezi'nde standımız var. Çok şükür yani ilahi elimizden bir şey geliyor. Ülkemizi tanıtıyoruz. Aslında biz Afganistan'ı medya kötü gösteriyorlar. Diyorum ki Türkiye'ye gelin okumaya. Çok böyle çok sıcakkanlı Türkler. Yani meraklı, yani misafirperver. Yani bunları çok seviyorum. Yani gelsinler arkadaşlarım okumaya. Yani kendisini geliştirse dedi. Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Allah selamet olsun. Sağ olasın. Evet, yavaş yavaş geliyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ya ben Sacit. Benim adım Sacit. Pakistanlıyım. Doktora yapıyorum burada, bilgisayar mühendisliğinde. Bilgisayar mühendisliğinde? Evet. Ne zamandır Türkiye'desiniz? 3 yılda buradayım. Peki ne kadar zamanda Türkçe öğrendiniz? Türkçe aslında tam az biliyorum. Az biliyorsunuz. Evet. Peki, çünkü nasıl iyi, çok güzel bir yer. Ve peki Türk insanı nasıl? Türkiye çok güzel bir ülke ve çok mutlu oldum burada. Çünkü her şey iyi. Kocaeli Belediyesi çok güzel bir belediyesi. Okul bittikten sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben döneceğim Pakistan'a. Ülkenize döneceksiniz. Evet, ülkenize. Ama tıp orada devam edecek. Öğretmenlik orada olacağım. Evet, inşallah üniversitede. Burada eğitim alıp orada öğretmenliğe devam edeceksiniz herhalde. İnşallah. Şu anda sizi hem memleketinizden, hem Pakistan'dan memleketinizden, hem de Türkiye'den izleyenler var. Onlara isterseniz Türkçe, isterseniz Pakistan diliyle seslenebilirsiniz. Neler söylersiniz? Ya çünkü ben bu Müslüman bir ülke, çok güzel bir ülkede çok mutlu oldum. Ben Pakistan her kişi davet edeceğim burada gelirse. Çok iyi kültür, iyi, çok iyi. Memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi gezmeler, iyi ki geldiniz Türkiye'ye. Sağ olun, teşekkür ederim. Hemen birisini de tanıyalım sizi. Evet, benim adım Kays. Afganistan'dan geliyorum. 2 senedir buradayım. Kocaeli Üniversitesi'nde iktisat bölümü okuyorum. İktisat bölümü okuyorsun. Aynen. Okul bittiği zaman Kays burada mı kalacaksın, Afganistan'a mı döneceksin? Burada kalmayı düşünüyorum. Çünkü yüksek lisans da yapmam lazım. O yüzden herhalde burada kalacağım. Peki sonrasında işini Türkiye'de mi yapacaksın? Vallahi şimdi geleceği kimse bilmez ama burada olsam daha iyi olur. Planın burada olsa iyi, aynen, olur diyorsun. Aynen. Peki buradan seni seyredenlere, seni izleyenlere neler söylemek istersin? İlk önce bütün Türk kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bizim için sunduğumuz bütün hizmetleri için. Ve şu anda gördüğünüz gibi kitap fuarındayız. Güzel vakit geçiyoruz arkadaşlarla beraber. Ülke tanıtımlar oluyor. Bir de yani çok güzel bir ortam oluşturuyorlar. Sağ olsunlar, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki Türkiye'desin. İyi ki de seninle tanıştık. Evet, teşekkür ederiz. Ben. Son günlerde en büyük kanayan yaralarımızdan birisi bu teknolojinin doğru kullanılmaması. Evet. Yani dijitalin doğru kullanılmaması. Şimdi biz doçent doktor Tuncay Dilci ile beraberiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyoruz hocam? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden geliyorum.
ve burada da kitaplarımız var. Aynı zamanda söyleşi ve imza için gelmiş bulunuyoruz. Lisans alanınız nedir hocam? Psikopedagoji, yani pedagog. Çok güzel. Çocuklarda davranış üzerine. Ben öncelikle şu dijital diyetten konuyu açmışken oradan devam etmek istiyorum. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Dijital Diyet Zamanı adlı kitap aslında öncelikle çocuklar olmak üzere yetişkinlere de hitap eden, birçok yuvanın yıkılmasına sebebiyet veren, elektronik ortamda, internet başında ya da cep telefonu başında gereğinden fazla zaman harcayarak, normal hayatı bir tarafa bırakıp, ihmal ederek, antisosyal ya da sosyal fobik bir takım davranış, olumsuz davranışlar kazandırılması durumunda karşı karşıya kaldığımız bir durumdur. Bu anlamda dijital aletlerden uzak durmayı amaçlayan ve ama bunu nasıl yapacağımızı, aynen bir alkol ya da madde bağımlılığı gibi bunun da insanlara bir takım bağımlılık oluşturabileceğinden hareketle böyle bir çalışmayı yaptık. Ki bugün Türkiye Avrupa ortalamasının çok üzerinde elektronik ortama maruz kalıyor ve yaşam alanımızın bizzat kendisi oldu sanal dünya diyelim. Ve bu sanal dünya giderek insanları buhranlı hale sokuyor. Çünkü iletişim kuramayan, sosyopsikolojik bir varlık olan, kültürel bir varlık olan insanın zaman içerisinde bir takım tükenmişlikler yaşayarak artık iletişim kuramaz hale gelmesinden kaynaklı sorunlarla baş başa kalıyoruz. Bu erken tükenmişlik ya da yaşam doyumundaki kalitesizlik nedeniyle depresyona kadar gidebilen ve sonuçta uyum bozukluğu dediğimiz net ilişki yönetiminde veya düzeyinde aksamalara neden olmaktadır. Bu nedenle bazı aileler farkında değildir ama çocuğun hem öğrenme biçimini, ki burada antiparantez belirtelim, sıklıkla dijital ortama maruz kalan çocuklarda dikkat eksikliği, yani dikkat eksikliği ya da hiperaktivite bozukluğu diye tanımladığımız, kısaca DEP olarak tanımladığımız bir rahatsızlıkla karşı karşıya kalıyor bu çocuklar. Ve sonrasında derse karşı uyumlarında bir takım sıkıntılar çıkıyor. Geçenlerde zaten Anadolu Ajansı üzerinden yaptığımız bir röportajımızda da bu stres çarkı olarak bilinen, çocukların daha çok kullandığı ve günümüzde bir fenomen haline gelmiş olan uygulama biçiminden bahsettik. Eğer müsaade ederseniz oradan da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü o stres çarkı olarak bilinen nesne aslında bir boşluk dolduruyor. Çocuklarda stres dediğimiz kavram tamamen yok diyemeyiz. Ancak çocukların oyun ihtiyacını yeterince tamamlayamaması, doyuramaması ya da onların ilgi ve alakalarına uygun bir takım meşakkatlerin doğru seçilmemesi veya onunla yerinde ve zamanında muhatap olamamasından kaynaklı bir boşluğa düşme söz konusu. Sonrasında bir arayış içerisine dönen bu durum çocuklarda ilk başta onun klasik bir oyuncağı, eğlence aracı gibi algılanırken zaman içerisinde bağımlılık haline dönüştürerek çocuğun ondan ayrılması halinde bir takım kişisel yoksunluklar ve yetersizlikler hissetmesi ve zaman konusundaki algısının ve ne kadar sürede zaman ayırdığına dair o nesnelere ilişkin kavram veya algısında düşüklük nedeniyle çocuk zaman içerisinde kişisel yetersizliğe ve aynen dijital diyette olduğu gibi ona karşı ayrı ve ekstra sınırsız zaman ayırma eğilimine girmektedir. Bu bir tehlikedir, bir bağımlılık durumudur. Bu nedenle aileleri sizin aracılığınızla uyarmak istiyorum. Gelecekte Türkiye'de neslin üretken, yapıcı ya da özgün beyinler oluşması için, yaratıcı beyinler oluşması için bu tür dijital diyet dediğimiz, yani elektronik ortamlarda kalmasına belli sınırlarda müsaade etmeliyiz. Stres çarkı gibi nesnelere de dikkatli ve imtiyazlı yaklaşmamızda fayda var diyorum. Hatta kullanmamak daha da uygun değil. Kullanmamak daha uygundur. Çünkü bizim otantik ya da organik diye tanımladığımız oyuncak türlerimiz ve oyun türlerimiz vardır. Bunlarla eğlenerek oynamak, oyunlaştırılmış eğitim şekline dönüştürerek o formda, örneğin benim yaptığım bilimsel çalışmalardan bir tanesi tekerlemeler. Evet. Mesela tekerlemeler bizim milli genetik kodlarımızda var olan ve bizim limbik sistemdeki söz varlığımız ve düşünce yazılımımızın oluşmasında çok önemlidir. Tekerlemenin yanında bilmeceler. Bunlarla ilgili aileler çocuklarıyla oyunları, hatta çocuklar arasında oyunları bu tür bilgiye dayalı, eğlenerek, yarışarak ama bir o kadar da mutlu olacağı, etkin zaman geçireceği, hem zekasını geliştireceği otantik oyunlara yönelmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü yaptığımız çalışmalarda bu noktada doğru sonuçlar verdi bize. Ve bu bilmeceyle, tekerlemeyle ilgili çalışmayı da ilk ben yaptım zaten Türkiye'de. Zaten mantıklı olan, makul olan da o gibi geliyor bana. Yani, evet. Sanal bir alet yerine gerçeklerle iç içe olmak daha doğru gelmiyor. Kesinlikle. Biraz önce söylediğimiz şekilde sanal ortamda
gereğinden fazla kalan kişilerde gerçek hayatla temas noktasında kopukluklar ve sıkıntılar yaşanıyor. Yani yüz yüze iletişimin verdiği gerçeklik değeri üzerine inşa edilmiş bir takım kavramsal veya düşünsel algıların yerini sanal algılara ve sanal yorumlara bırakıyor. Fütursuzluk, gereksiz söylemler ve gereğinden fazla abartılı cesaret göstergeleri o ekran karşısında sergilenebilmektedir. Bu bir yaşam biçimi ve toplumsal değer yargımızı zedelediği için özellikle milli bir değer olgusunun oluşturulmasında sanal ortamda gereğinden fazla paylaşım yapmak doğru değildir. Onu doğru, etkin ve yararlı bir şekilde kullanmanın yollarını ve sınırlarını bulmak gerekir. Bu anlamda iyi bir elektronik okur yazarlık, dijital okur yazarlık eğitimini okullarımıza artık aktarmak gerekir diye düşünüyorum. Kocaeli'ye daha önce gelmiş miydiniz? Gelmedim, hayır, ilk kez geliyorum. Evet. Bugün ilk mi? İlk, bugün ilk, evet. Bugün tesadüf 19 Mayıs'ta denk gelmişsiniz. Evet. Aileler de, öğrenciler de bugün hep standlardalar, salon meydanlardalar. Evet. Çünkü 19 Mayıs Gençlik Bayramı olduğundan dolayı evet. Çok fazla iştirak gösteremediler. Ben de sizin, yeri? Evet, öncelikle sizin aracılığınızla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Rahmetli Atatürk'ün ruhu şad olsun, bize böyle bir vatan emanet ettiği için. Tabii biz Türk gençliğine düşen milli görevin başında da vatanımıza layık insan olmak, kendimizi yetiştirmek, bol bol okumak. Bu anlamda işte Kitap Fuarı'nın ve Kocaeli Belediyesi'nin özellikle kültür yayınları ve kültür etkinlikleri noktasında yaptığı bu faaliyeti ben canı gönülden tebrik ediyor, kutluyorum başta başkan olmak üzere. İzleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Kitap ve fuarlar var. Evet, kesinlikle her izleyicinin fuarları mutlaka gezmeleri, görmeleri ve incelemelerini, hiçbir şey almalarına gerek yok. Zaten onlar orada kendilerini bulacağı kitaplar ve başlıklar göreceklerdir. Kitap dünyasına girmek lazım. Çünkü insanların düşünce fakirliği dediğimiz oluşum hafızadaki kavramsal zayıflıktan meydana gelmektedir. Dolayısıyla düşünce limbik sistemdeki söz varlığımızın zenginliğine bağlı bakış açısıdır. Hayata yeni bir pencereden bakabilmek, geniş bir paradigma oluşturabilmek ve daha nitelikli, daha mutlu, daha kalıcı çözüm üretebilmek adına düşünceleri kullanma adına kitap okumaktan asla vazgeçmeyecek ve kitap okuyan bir Türk milleti olması adına kitap fuarlarına kesinlikle katılması gerekir. Buradan sizin aracınızla bir şey daha öneriyorum. Devlet yetkililerine sesleniyorum bu anlamda. Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı bazı yabancı ülkelerde olduğu gibi kitap alan ve okuyan kişilere çeşitli teşvikler vermeli. Kesinlikle. Ben bunu da buradan öneriyorum yani. Çok doğru bir öneri, çok da mantıklı bir öneri, yapılması gereken bir öneri. Çünkü her ne kadar umudumuz kırılmasa da kitap okuyan gençlerimiz var mutlaka ki, yok diyemeyiz ona. Ama kitap okuma kapasitesi biraz düşük. Maalesef okuma oranı çok düşük olduğundan dolayı birazcık da arttırmak için devletin bu işe el atıp teşvik edilmesi çok doğru. Ben katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çalışmalar diyorum, kaleminize sağlık. Çok sağ olun. Sizin de dilinize sağlık. Kolay gelsin diyorum.